Merhaba arkadaşlar. Merhaba öğretmenim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz öğretmenim. Nasılsın? Hüseyin? İyiyiz öğretmenim. Siz nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Hazırsanız derse başlamak istiyorum. Geçen hafta anlattığım şeyleri hatırlıyorsunuz değil mi? Mesela şeyden bahsetmiştim. İşte zararlı yazılımların neler olduklarından, işte bilgisayara ne gibi zarar uğrattıklarından bahsetmiştim. Hatırlayanınız var mı zararlı yazılımlar, virüsler hangileriydi? Solucanlar vardı öğretmenim. Solucanlar vardı. Semih? Öğretmenim virüsler vardı. Bilgisayarımıza bulaşıyorlardı, daha sonra çoğalıyorlardı ve bilgisayarımıza ele geçiriyorlar. Herhangi bir çeşitini hatırlıyor musun virüslerden? Trojan vardı. Trojan vardı. Rootkit vardı. Rootkit vardı. Evet. Bir sürü reklam çıkan bir vardı. Solucan mı? Evet, solucan öyleydi. Başka hatırlamıyorsam ben size geçen hafta söylemiştim zaten bir ödevlendirme, yani ders içinde bir şey yapacağımı, ödev yapacağım. Size vereyim şu iki tane balık kılıçını. Üçer bir grup olacaksınız. Bu işte dört tane virüs vardı zaten anlattım. Onların işte bilgisayarla ilgili zarar uğrattığını yazacaksınız. Şöyle vereyim size. Ödevimiz üçümüz oluyoruz değil mi? Üçümüz oluyoruz değil mi? Evet, üçümüz. Tamam. Sudan balıktan çok çekirgeli baktım. Hocam hiç çok güzel görmemiş. En son isimlerinizi yazarsınız. Savaş Sarı. Hepsini toplayacağım. Bir dakika süreniz var. Hazırsanız başlayabilirsiniz. Hazırız. Öğretmenimiz sıra sıra yapıyoruz, olur mu? Tabii tabii, olur. Yapabiliyor musunuz? Evet, öyle ama Yusuf yapmıyor. Sıra bana gelmedi ki yalnız. Ama hepiniz de düşme yapalım bana. Arkadaşlar süreniz bitmek üzere. Son şeylerinizi yazın. Hocam biz bitirdik. Tamam. Biz önce bitirdik. Tamam mı? İsimlerimizi yazdık, yazdık. Evet, öğretmenim. Peki. Çak nazım. Vaktime göre herhalde anlamışsınız. Bir sorunuz gözükmüyor şu an. Bugün anlatacağım konuysa güvenlik yazılımlarını kullanım amaçlı olacak. Zaten hani virüslerden bahsettiğim için hani az çok bunlar gibi bir bilginiz vardır zaten. Yani düşünebiliyorsunuz az çok kullanımından bildiğini. Ben şu, hemen gördüm ki zaten size balık kılıcı vermiştim. Tahtada da var bir tane. Onu beraber doğrayacağız hep beraber. Elinde bir istiyatı hiç güvenlik yazılımı kullanan var mı? Antivirüsler olur. Kullanıyor musun? Ben kullanıyorum. Hangisini kullanıyorsun? Avast. Avast mı kullanıyorsun? Başka kullanan var mı? Sen Kaspersky kullanıyorum. Tamam, anladım. Peki hiç tarama yaptırıyor musunuz? Evet. Virüs taraması yaptırıyor musunuz? Aynen, bir kere yaptırıyorum. Bir kere yaptırıyorum.
yazılımlarını kullanım amaçları. Zararlı virüsleri bilgisayarımızdan yüklediğimizde, virüslerle iletişim şifrelerimizi almak istiyor olabilir. Antivirüs programları da bunlara geldi. Yani genel olarak zararlı virüsleri bilgisayarımızdan uzaklaştırır. Başka? Virüslerin dosyalarımıza bulaşmasını engeller hocam. Dosyalara bulaşmasını engeller. Evet başka? Nazlı? USB'mizi korur hocam. Ha, USB'den kullanıyorsunuz. Evet, çünkü onun içinde bir sürü bilgi oluyor. Evet, mesela fotoğraflarınız olabiliyor, evet. İşte videolarınız olabiliyor veya... Ödevleriniz oluyor. Aynı çeşitli dosyalarınız olabiliyor. Ben şifrelerimi de koyuyorum mesela dosyalara. Mesela bir şey oldu mu hiç daha önceden? USB taktığınızda hiç dosyalarınızın yok olduğunu gördünüz mü? Ben gördüm öğretmenim. Daha önce de yaşamışsınızdır zaten. Evet. Onların nedeni de zaten virüslerden dolayı tarama yapıyor virüs programınız. Virüs olanları siliyor dosyaları direkt. Öyle çıkarıyor karşınıza. Peki daha farklı bir kullanım amacı var mı? Evet. O zaman parola bilgilerimizi korumayacağızlar. Parola bilgilerimizi. Mesela işte internet şifrelerim, işte ne bileyim kredi kartım var falan filan. Tabi babanın var da senin gibi. Maalesef. İnternet sitesindeki herkes karşılaşıyor musun peki bilgisayarını açtığında? Karşılaşıyorum. Hani mesela şey çıkıyordu işte Amerika'ya bedava seyahat kazandınız falan. Evet, evet. Telefon diyorsun. Evet, telefon ediyorsun. Ama babam inanmıyor. Yeni telefon çıkmış öyle, her yerde onun reklamı var. Hiç gördüm. Hep geliyor bize mesela. Evet, tabii ki bunları da bedeli zaten görüşler oluyor. Bunları da engelliyor bir nevi. Hani onlar zaten bir virüs sayesinde çıkıyor. Solucan virüs. Daha önce bahsetmiştim bunu size. Yani internet üzerinden size herhangi bir hani virüs bulaştırıcı. Daha dosyalar çıkarmaya çalışıyor veya bilgilerinizi kopyalamaya çalışıyor. Bir dosyalar çıkarmaya çalışıyor size. Evet Ramazan. Bir şey soracağım. Abim bilgisayara bir tane program kurmuş. AD yazıyor. Chrome üstünde duruyor. Ve benim reklamlarımı engelli reklam görmüyor muyum? O da bir sorun sayılır mı? O aslında antivirüs programı değil, daha çok hani şey, mesela YouTube'a falan giriyor musunuz? Evet, öğretmenim. Videolar falan izliyorsunuz. Evet. Orada reklamlar görüyorsunuz videolardan önce. Onları engelleyebiliyor, yani onu görmemeniz için. Aslında pek kullanımını önereceğim bir şey değil. Ama yine de kullanırsanız bir şey değiştirmez yani sizin için. Şöyle ben yazayım ya da. Zaten genel olarak hani güvenlik yazılımları kullanım amaçları bu kadar. Hani genel amacıyla virüslerden kurtulmamızdı. Hani virüslerden bilgisayara bulaşmamasından, işte herhangi bir virüs bulduğunda zaten silip veya karantina altına almasını amacıyla kullanılıyor bunlar. Herhangi anlamayan var mı anlattığım şeyleri veya işte herhangi bir sorusu olan var mı? Hocam benim bir sorum var. Hı-hı. Benim bilgisayarımda virüs programı yok. Nasıl yükleyebilirim? Hangi programı yüklemeliyim? Genellikle zaten virüs programları parayla satılıyor. Ama bedava olanları da var. Onları pek önermiyorum. Çünkü tam anlamıyla virüsleri silmiyorlar. Hani o kadar kapsamlı olmuyorlar genellikle. Bunlar satılıyor aylık veya yıllık olarak. Virüs programları satılıyor. Onları alabilirsiniz. Ve hani size önerimdir. Her haftada olmasa da, hani her ayda olmasa da, her günde de olmasa da, haftada bir virüs taraması yapın. Bilgisayarınızda herhangi bir işte virüs bulaşmış mı, bulaşmamış mı, bunları görmüş olursunuz, silebilirsiniz. En azından bilgisayarın hızı için veya bilgileriniz için önemli olur yani, iyi olur sizin için.
Başka sormak istediğiniz sorular mı? Yok. Ben kişisel ödevlerden öğrenmek istiyorum. Eve gittiğinizde, hepinizin bilgisayarı vardır zaten. Herhangi bir işte Windows güvenlik duvarı olur veya antivirüs programınız varsa o olur. Bilgisayar taraması yapın. Virüs sonucunu fotoğraf çekip işte bana yollayın şeklinde, mail olur. Yani telefon numaram var zaten ailelerinizde. Oradan ulaştırabilirsiniz. Ben onları görmek istiyorum. Ödevim budur size. Haftaya da dersi çalışıp gelmenizi istiyorum. Çünkü yine aynı şekilde balık yılçı yöntemini kullanacağım. Ön bir bilgiye sahip olmanız lazım. Söyleyeceklerim bu kadar.